Herkese selam ben Babam Bey. En son Lemmy'nin Buzul Kalesi'ni gömdükten sonra Bowser Jr. daha zorlu bir yer olan Sulu Dünya'ya getirdi. Bizi buradaki bölüm sonu canavarımız Wendy diyoruz ve bismillah diyerek ilk seviyeden başlıyoruz. Dünya 4-1. Tabii de her yer yeşil. Burada da mı penguen kostümü? Çok güzel. Bu penguen kostümünün başka diğer bir avantajı da hızlandığı zaman su üzerinde böyle kayıp gitmesi. Pardon, o şeydi. Daha hızlı da gidebiliyor bu arada. O özelliğini karıştırdığım şey bir tane küçük mini mantar olması lazım. Onda hızlı gidebiliyor. Onda güzel yüzüyor. Penguenler de zaten bir kanatlı hayvan olduğu için tıpkı balıklar gibi onlar da güzel yüzebiliyor. Şuraya hemen hızlıca. Hadi be ya. Hepsi senin yüzünden, gel buraya. Günah keçisini seni seçtim. Hadi be. Ana dikenli çip çıktı orada. Oradaki niye gitti ya? Çok güzel. O da bana kenetlendi. Şurada bir tane mantar olması lazım. Şu anda o beni gördü ya. Gözü başkasını görmüyor. Oo, kaç tane? 4 tane oldu. Penguen kostümünü yararlarım. Penguensiz bu bölüme gelmeyin. Gelin, vazgeçtim. Bir tane daha olsa bir şeymiş. Güzel. Bir penguen kostümü daha. Ah be oğlum, şunu sürekli buzun erken çatacağını unutuyorum. Şurada bir yerde gizli bölüm olması lazım. Çünkü vuy. Gördüm. Tam şurada, kesin şurada. Güzel, rastgele. Can geldi, mükemmel. 64 oldu, güzel. Şimdi benim oraya ulaşabilmem için penguen kostümlü olmam lazım. Nasıl geçeceğim ben buradan? Hayda. Mecbur penguenle mi geçmem lazım? Yoksa benim bilmediğim başka yerler de mi var? Mecbur ölmem lazımmış. Madem orayı hallettiğime göre şimdi onları doldurabilirim. Hop. Bu sefer daha dikkatli. Tamam, o öldü. Seni tam şurada bir yerde dondurursam güzel olur. Tam dur orada. Hadi be. Güzel. Sen bir don abisi. Bir daha. Senin oradan kalkman lazım. Sen de oradan kalk. Tamam, yolum da açıldı.
Aha! Oo! Yanlışlıkla bir yer keşfettim ama olsun, işime de yaradı doğrusu. O zaman şuradan bir yerden gidilmiyor o zaman. Şuralardan ne var? Şu bir penguen kostüm daha. Şu büyü tabii ki de etkilemez o büyüklükteki bir şeyi. Bu da gerçek evre daha fazla dayanamadı. Bunu hiçbir şey etkilemiyor. Ama korkuyorum şimdi bunun altında ya bir şey yoksa diye. O yüzden risk almayayım ben. Aha. Gel sen. Sana buz içinde... Aa, bunu çok dayanamıyormuş. Dayanmıyor buz buna çok fazla. O yüzden ona daha fazla bulaşmadan... Şurada... Ne varmış diye bunlara da bir bakalım. Penguen kostüm daha. O zaman hız zamanı. Ha, sonuncu yıldız parçası orada ama onu alalım bir. İyi ki alalım dedim yani. İnşallah buna değerdir yani bu. Şuradan da bir şey yok sanırım. Şimdi buradan ivmemi alıp... Burası da tamam artık. Sen en üstte bir süre sıkıntı değil zaten. Sen tam en üste geldiğinde seni bir can için kullanacağım. Küçüktü çünkü beni. Beni bağlamaz. Bir can kazanamasam bile seni o suya attığım için mutluyum. Can evine girelim bakalım. Gene o top hatalı seviye mi? Bakalım. Aynen öyle. Bu sefer sağdakini kullanalım. O iki canlıklar da varmış. Şu... Yok, topla patlatmamız lazım. Güzel, 3 can kazandım. Yolda dikenli kirpi balığına tostladım bu arada. Tamamdır, artık onun hiçbir önemi yok. Tane varmış. Güzel. Bir tanesini kullanalım. Nereden gidelim? Sağdan gidelim. Sağdaki daha hoş görünüyor. Burada da yengecimsi bir şeyler karşılıyor bizi. Bu arada bunlara basıp yok edebiliyoruz. Ama bize gelince tabii ki de doğal olarak küçültüyor. Sen gel bakayım. Şu ilk yıldız parasını bir alalım. Oo, yıldız güzel. Bu paraları şimdi bir önemsemeyeyim. Bu arada bunlar nasıl fırlatıyor bunu? Yerde toprak yok. Tahtayı mı o hale getiriyorlar acaba?
de patladık. Gayet güzel. Seni alayım. Tamam, o gitti. Ya da neyse, uğraşmayayım onunla, daha sonra da alırım. Gel bakayım sen. Güzel. Burayı hallettik. Şurada bir yerde gene bir şey, ama bunlar minik boru, minik mantar mı var burada acaba? Yani şöyle bir boru koyduysa mutlaka burada bir yerde minik mantar olması lazım. Aynen öyle. Hop. Şimdi ben buna dokunmadan, keşke ilk başta onu öldürseydim. Neyse. Güzel. Kalbim de koymuşlar, canlarım benim. Alayım ben de sizi, kırmayayım. Bu arada bunlar bu haldeyken hiç de bir şey olmuyor. Yani donat blokları bile bizim ağırlığımızı hissetmiyor, o derece. Evinizdeki bir şey gibi düşünebilirsiniz. Muhabbet kuşunun parmağınıza konması gibi. Bu arada en son şey, ona maalesef dokunamıyorum. Dokunursam ölürüm zaten, şu an halim belli. Şurada bir şey yok. Ya da şu şey, çam ağacını kullanabilirim. Bir daha deneyeyim. Şuradan. Hoppa. Olsun. Bir sonraki seviye hemen. Dünya 4 kule. Tabii şu an burada bu halde bulunmak, özellikle de kafama böyle demir şeyler düşmesi çok kötü oldu. Şuralarda ne var diye bakalım. He, şunlardan hemen. Gayet güzel. Bunlar da tetris bloğu gibi kafamdan aşağı düşüyorlar. Burada ne var? Bu şey gayet güzel. Şuradaki altınları da toplayayım ki. Sen gel. Burası sanırım biraz daha zorlu. Şuradan gizli bir yer varmış, tahmin ettim. Oralarda bir pervane kutuları. Hop hop hop. Mükemmel. Şimdi bir tane daha canım oldu. Kaç oldu? 70. Gayet güzel. Bunlar sürekli böyle gelmeye devam edecek sanırım. Buralarda gizli bir yer var mı diye bakıyorum. Burada gizli bir yer yok.
düşerse ölürüm. Orada gizli bir yer yok. Burada gizli bir yer yok. Onlar o bordan geliyor. Ama o kalınlıktaki bir bordan nasıl daha büyük bir şey çıkıyor mesela? Onu kafam kurcaladı. Aa, acele mi etti? Acele etmeyeyim mi? O sonu kötü oldu. Tahmin etmiştim de böyle olacağını tahmin etmemiştim. Ateş çiçeği gayet güzel. Ha, kafam üstünde taşıyabiliyor muyum? Güzel. Ama bu sefer daha hızlı olmaya çalışayım. Bu arada ben burası geride kalmış. Ben size kaldığımız yerden devam ettireyim. Tamamdır, burayı da aldım. Seninle hiç uğraşmayacağım. Oturduğum yerden seni yeneceğim. Tabi bunlar mümkün olmayan şeyler maalesef. Bunlar üzerinde sanırım spin jump yapılmıyor. Wendy'yi de böylelikle yenmiş olduk. Bir sonraki bölümümüz olan Wendy'nin kalesinde görüşmek üzere.